Beynimiz aynı bilgisayar gibi. Milyonlarca düğmeye bastınız, bilgisayarı ayarladınız. Mesela programı, mail programı. Milyonlarca mail atıyorsun. Yani bakıyoruz, sistemi açtınız, mailinizi bir sürü sağdan soldan mailler gelmiş. Bunun gibi beyinde sürekli organlara nörotransmitter haberci gönderiyor, hormon. Şunu yap, bunu yap, komut veriyor. Bu yoğunluk sırasında problemler oluşuyor. Damarlarla sinirlerin o kesiştiği noktalarda iltihaplanma meydana geliyor vesaire vesaire. Bu da zamanla serotonin hormonunun azalmasına, hormon anormalliklerine, bu da migreni tetikliyor. Bununla ilgili ne var elimizde? Sarı kantaron. Mesela Hem rahatlatıyor, hem sinir sinirselse, sistemi, evet. Bu beynin salgılamış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonların salgılamasını düzenler, ayarlar, yükseltir. Problemi kökten çözer. Beyinde kan dolaşımı yetersizliği varsa, beyne yeterince kan akışı yoksa, o zaman ginkgo gerekir. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Beyni besler. Kan akışı beyin beslenemezse, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa bazı hücreler yavaş yavaş ne olur? Ölür. Fonksiyonunu yitirir. Orada kör bir nokta oluşur. Tarlayı sulamadığınız zaman ne olur? Bitki ölür. Bunun gibi beyindeki hücreler de yavaş yavaş ve arıza verir. Arıza. Önce unutkanlık başlar, sonra başka başka problemler, Alzheimer'a kadar gider. Ginkgo ile ilgili yapılan klinik araştırmada 10.815 demans, yani Alzheimer hastası ginkgo ile tedavi edilmiştir. Ayrıca ginkgo kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsız olan hastalarda klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispatlanmıştır. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru 1357 tinnitus, yani kulak çınlaması problemi olan insan ginkgo ile tedavi edilmiştir. Ginkgo'nun faydalarını saymak mümkün değil. Ginkgo dünyada en çok satılan bitkisel, Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi diyorlar. Avrupa'da, Amerika'da doktorlar reçeteli yazıyor. İnsanlar gidip eczaneden bunu bedava alıyor. Bedava alıyor. Sarı kantaron da aynı şekilde ikinci önemli ürünüdür. Dünya çapında. Bunlara Avrupa'da, Amerika'da doktorlar reçeteli yazıyor. İnsanlar eczaneden bedava alıyor. Türkiye'de bu sistem yok.